Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Golang'de metotları inceleyeceğiz. En sık kullanılan ve kullanacağınız şeylerden birisi metotlardır, functionlardır, struct'lardır ve diğeri de interface'lerdir. Bunlara özellikle örneklerle işlemeye çalışacağım. Bunun için öncelikle senaryomuzu anlatayım. Bir tane çalışanımız var, kullanıcımız var diyelim. Kullanıcının ödeme işlemleriyle ilgili temel bir yapı kuracağız. Sonrasında basit birkaç metot yapacağız. İşte onun adını getir, kullanıcı adını getir ya da bunun maaşını hesapla gibi şeyler yapacağız. Çok basit olacak. Ama bunun için birkaç tane struct yazmamız gerekecek. Öncelikle bunları hazırlayalım. Struct'ları. İlk yapacağımız struct user struct'ı. Bunun için sınıflarımı da şurada yazacağım altta. Yukarıyı temiz tutmak için main'i ayrı bir şekilde tutacağım. Kullanıcı yapısı diyeyim, struct demeyeyim de. Kullanıcı yapısı type user struct şöyle id biraz boşluk bıraktım int bir tane daha bıraktım first name string tipinde last name bu da string tipinde username aynı age integer ve pay. Pay dediğimiz payment ödeme bilgisini tutacak. Bunun için şöyle diyebiliriz. Öncelikle bu sadece metot örneği değil, metot projesi değil. Hem struct var içerisinde, hem iç içe struct oluşturma var. Yani bir struct içerisinde bir struct daha kullanıp onu nesnel olarak hiyerarşi bir şekilde relational bir şekilde kullanmayı göstereceğim. Bunun için de h'ten sonra pay kısmında payment diye bir struct'ımı veriyorum. Şimdi de payment'i yazacağım. Payment da şöyle bir yapısı var. Payment salary var. Maaşımız float 64 tipinde. Diğeri bonus float 64. Payment da bu kadar. Bunlar temel sınıflarımızın yerine geçecek olan bizim yapılarımızdı. Şimdi bunlarla ilgili metotları falan yapacağız. İşte constructor'ı oluşturacağız. Şu kısım ya da hepsi bitişik olsun. Gözünüz daha iyi seçecektir. Ödemenin yapıcı metodu. Burada da kullanıcının yapıcı metodu diye birleştirdim bunları. Kullanıcının yapıcı metodunda hatırlarsınız daha önceki işlemlerde, videolarda new user diyerek bir metot tanımlıyorum. Constructor metodu böyle tanımlıyorduk Golang'de. Geriye user tipinde dönüş yapacak ve içeride de you ilk nokta üst üste eşittir new tipini veriyorum. User'ın nesne örneğini üret ve bir de şimdi şöyle bir durum var. User içerisinde ben user'ın nesne örneğini üretirsem içerisinde örneğin int var. Bunun default değeri sıfırdır.
Bu initialize işleminde, user'ın initialize işleminde int'e sıfır değerini verecektir. String'e işte boş empty karakterini verecektir. Boş olarak bırakacak. Integer de aynı sıfır olacak. Ama payment'a geldiğinde bunun nesne örneğini de üretmesi gerektiğini ekstra olarak söylemeniz gerekir. Sınıf mantığında da böyledir. Örneğin C# da yaparken bir nesne örneğini üretirseniz o sınıfın içerisinde de bir sınıf varsa onu kapsayan sınıfın constructor'ında onu da initialize etmeniz gerekiyor. Burada da aynı konsepti uygulayacağız. Bunun için u nokta şöyle tıklayınca görüyorsunuz zaten. Pay dediğim zaman diyorum ki senin de new payment diye bir metodun var. Onu çağır. Yani payment sınıfını nesne örneğini üreten bir metot olacak. Bu birazdan yazacağım. Sonra da return u diyerek bunu geriye dön. Sonra da buraya geliyorum. Aynı şekilde func new payment dedim. Bu da geriye payment dönecek. Sonra içerisinde daha basit bir şekilde sadece nesne örneğini üretip geriye dönecek. Bu payment'ı üretti. Return P dedi. Constructor işlemlerimiz de bitti artık. Buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi de birkaç metot yapalım. Metotlar. Bunlardan biri func user sınıfına ait get full name yapan, geriye full name'i döndüren get full name sınıfı. Sonra return u first name artı boşluk u nokta last name diyerek bunu geriye dönüyor. Bunun yaptığı sadece ad ve soyadı birleştirip geriye dönmek. Bir diğeri de get username olacak. User get username geriye string döner bu arkadaş. Return u'nun username'ini dönecek. Bir diğeri de biraz daha gelişmiş bir özellik. Bu da user'ın maaşını dönecek. Bir hesaplamayla yapacak bunu. Float 64 geri dönüş tipi. Pay user'ın içerisindeki pay üzerinden maaşını al ve user'ın pay içerisindeki bonus ile basit bir şekilde topla ve return pay. Şu an yapımız hazır. Basit bir şekilde. Evet, şimdi main içerisine gelebiliriz. Bunları kullanmaya başlayalım. Öncelikle bir user'ı verisiyle birlikte oluşturmamız gerekiyor. User kullanıcı veri oluşturma alanı diyelim. Bunda da versiyon 1 olarak kullanalım. FMT print line şurada kullanıcı oluşturma v1. Sonra user 1 bir user sınıfının oluşturulmasını sağlıyorum. ID olarak şöyle 1
first name. Zaten kendisi otomatik olarak düzeltecek bunu. Çok da uğraşmaya gerek yok. Last name. Özhan. Virgüller. Sonra username'i yazıyorum. Ve age bilgisi. 28 ve pay bilgisi. Pay'i de diyorum ki sen payment'sın. O yüzden payment üzerinden şöyle hızlı bir şekilde oluşturuyorum. Buna da 3555 dedim. Bonus da 850 olsun. Buraya kadar tamam. Şunları da unutmayalım. Evet. Kaydettiğim zaman düzeltti. Evet. User 1 sınıfı şuraya kadar oluştu. Şimdi bunu ekranda gösterelim. Print line doğrudan user 1 olarak direkt bunu göstereceğim öncelikle. Goran Epco dedim. Patlamışız çünkü yanlış yazmışım. Bonus şimdi oldu. Kullanıcı oluşturma kısmında oluştu. Değerler böyle. 1 Cihan Özhan kullanıcı adı ve yaşı verdi. Sonra diğeri de bu kısım nesne olduğu için bunun verisini göstermedi tabi. Şurayı komple pay olarak bastığı için onu da yaparız sonra. İsterseniz de yapılabilir aslında. İşte nokta pay dediğinizde bunun üzerinden erişilebilir. Bir diğer böyle bir iki ekleme daha yapayım. Madem başladık. Get full name. Ben direkt full name'ini istiyorum bunun. Bakın sadece full name'ini getirdi oluşturduktan sonra. Burada bunun maaşını getirsin bir de. Ekstra bir de maaşı getirdi. Get payment. Bakıyorum. Yanlışlık mı var? Payment dediğimde get payment bunu oluşturur. 853 neden geliyor? Ha, çünkü tabii bunu küsurat olarak görüyor. Şunu noktayı kaldırırsak 3555 olarak oluşturacaktır. Bakın 4405 şeklinde bunları doğru bir şekilde topladı. Küsuratı bunun sonuna ekliyordu yoksa. Ekstra mesela maaşını şöyle de yapabiliriz. Bu da bir farklılık olsun diye yapıyorum. Maaş. Bildiğiniz gibi maaş yani string ile bir float'ı ya da integer'ı birleştiremiyorduk doğrudan. Öncelikle onu bir şöyle görelim. User 1 üzerinden get payment dedik. Onu getirsin bize. Patladı. Sebebi bu string dönüştürme işleminin yapılamaması. Bunu da yapabilmemiz için şöyle bir string conversion işlemi vardı. Com dediğimde bunun içerisinde format float var. Veri float olduğu için onu alıyorum. Float veriyi buraya yapıştırdım F kısmına. Formatımı G olarak belirttim. Sonra eksi 1 dedim. Ve size kısmına da 64 dedim. Float'ın. Evet. Bakın bu şekilde gösterebildim. 4405.
doğru bir şekilde. Sonra burayı saklıyorum. Buraya kadar böyle kalsın kapalı bir şekilde. Bir başka şekilde ben bunu nasıl oluştururum? Hani strak kullanımı da biraz incelemeye çalışıyoruz burada aslında. Bu da kullanıcı oluşturma 2 olsun. V2. Burası tamam. Sınıfımızı yazmaya başlayalım. Struct'ımızı. Bunun için user 2 new user diyorum. Sonra user 2 nokta first name Cihan, user 2 nokta last name user 2 nokta age username olarak da Goder dedim. Goder Co. Evet. Temel bilgiler bu şekilde. Bir diğer bu user'ın parçası neydi? Payment sınıfı. Payment'ın da versiyon 1'ini yapabiliriz aslında. Yani çok da neyse detaylara girmeyeyim. Payment'ı oluşturalım burada. User 2 pay. Buna diyorum ki sen payment sınıfının named bir şekilde oluşturuyorum. 755 bonus. Bonus bu pazarlamacı arkadaş bonustan daha fazla kazanıyormuş. 955 olsun. 950. Evet, temel bir şekilde oluştu. FMT print line user 2. Öncelikle get full name'i ve maaşı hesaplatmam sanıyorum yeterli olacaktır. Print line user 2 get payment dediğimde aynı yukarıdaki şu yapıyı da kullanabiliriz. Burada da maaşı hem o şekilde getirecek hem de bu şekilde getirebilecek. User 1. Evet, bu da hataları görmeniz için iyi oldu. Daha önceki yani eski videolarda söylemiştim öncekilerde. Bir şeyi tanımladıysanız onu kullanmanız gerekir. Kullanmadıysanız niye tanımladınız diye kızıyor ve hata veriyor. Mesela user 1 tanımlanmış ama hiçbir şekilde kullanılmamış. O yüzden şöyle açık kalsın. Bir daha diğerlerini kapatmak için uğraşmayayım şunları. Şurada bir ayrım yapalım. FMT print line hop n bu şekilde bir alt satıra indireceğiz. Bu eski kullanıcı birden kalma. Kullanıcı oluşturma 2 Cihan Özhan normal şuradan gelen get payment'tan gelen maaş bir de string ile float'ın birleştirilmesinden sonra gelen bilgi burada. İşte işin özüne gelirsek Golang'da metotlar dikkat ederseniz aslında yapı çok basit. Burada metotlar bir tipi genişletmek için kullanılıyor. Yani ben sınıfı bu şekilde oluşturduğumu düşünüyorum ama aslında tam olarak da sınıf değil bu. Bir model sınıfı gibi düşünün. Sadece modeli oluşturuyorsunuz. Geri kalan herhangi bir şey, nesne vesaire bunun dışında tanımlanıyor. User, struct,
ve diyorsunuz ki bunun constructor'ını oluştur. Sonra diyorsunuz ki mesela 3 tane metot yapıyorum. Bu metotlar user sınıfının içerisinde kullanılabilecek. O yüzden runtime'da çalışırken user nesnesinin herhangi bir noktadan sonra çağrılmasında, onun nesne örneğinin çağrılmasında get full name, get user name ve get payment olarak bize geliyor. Umarım faydalı olmuştur. Mümkün olduğunca özet bir anlatım yapmaya çalıştım.